Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, çırası insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Hayır. Durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşattığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Ve o vakit İbrahim, Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır dedi. Bunun üzerine buyurdu ki onlardan inkar edeni dahi rızıklandırıp az bir zaman hayattan nasip aldırır sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir. İnkar edenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir. Onlar bu lanet içinde ebedi olarak kalırlar. Onların azapları hafifletilmeyeceği gibi, kendilerine yeni bir mühlet de verilmez. İşte onlar, hidayeti bırakıp, dalaleti mağfireti verip azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. O adama Allah'tan kork da fesat çıkarma denildiğinde kendini benlik ve gurur kaplar ve bu onu daha fazla günaha sürükler. Böylesinin hakkından cehennem gelir. Gerçekten ne fena yataktır o cehennem sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek, mescid-i haramı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini, yani Müslümanları oradan çıkarmak ise, Allah nazarında daha büyük günahtır dinden döndürmek için işkence öldürmekten beterdir. Kafirler ellerinden gelse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kafirlikte devam ederek ölürse işte onların dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır. Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tagutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. İşte onlar cehennemlik kimselerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Faiz yiyenler, Tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir. demelerindendir. Halbuki, alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime rabbinden bir talimat gelir. O da faizden vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele kendisi için geçerlidir. Hakkındaki hüküm de Allah'a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Kı Firavun taraftarlarının ve onlardan daha öncekilerin gidişi gibi onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini cürümleri sebebiyle kıs kıvrak yakaladı. Allah'ın cezası pek şiddetlidir. İnkar edenlere de ki, siz mağlub olacak, haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yataktır. O kafirler, Allah'ın tanrılıklarını kabul ettiğine dair Hiçbir delil indirmediği bir takım nesneleri Allah'a ortak saydıkları için onların kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Allah'ın rıza yolunu tutmuş, o yolda koşan kimse hiç Allah'ın hışmına uğrayan ve son durağı cehennem olan kimse gibi olur mu? Ne kötü bir yerdir o cehennem. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın sınırlarını aşarsa, Allah onu da ebedi kalmak üzere ateşe koyar. Hem onu zelil ve perişan eden bir azap vardır. O cimrilik eden, üstelik etrafındaki insanlara cimriliği tavsiye eden, ve Allah'ın lütfu fazlından kendilerine verdiği nimetleri gizleyen nankörler yok mu? İşte biz onları zelil ve perişan edecek bir azap hazırladık. Onlardan kimi ona inanmakta, kimi de ondan halkı engellemekte. İşte böyle engelleyenin hakkından harıl harıl yanan cehennem gelir. Ayetlerimizi inkar edenleri yarın cehenneme sokacağız. Derileri kızarıp yandıkça, yerine taze deri yaratacağız. Ta ki cezaları olan azabı, iyice tatsınlar. Şüphesiz ki Allah, aziz ve hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini, kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. İman edip de hicret etmeyerek, kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken, melekler onlara diyorlardı ki, ne işteydiniz? Onlar da, biz bu ülkede dinin emirlerini uygulamayan, baskı altında yaşayan kimselerdik. Deyince, melekler bu sefer şöyle dediler. Peki, Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya. İşte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası. Her kim de hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra Rasulullah'a muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa biz onu döndüğü yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. Orası ne fena bir varış yeridir. İşte ölelerinin varacakları yer cehennemdir ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar. Allah size kitapta şunu da bildirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafıkları da kafirleri de cehennemde bir araya getirecektir. Şu kesindir ki, münafıklar, cehennemin en alt katındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın. İşte bunlar, gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz de kafirler için, zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık. Hasılı, o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Allah yolundan men etmeleri, kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları, halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzündendir ki, biz kendilerine daha önce helal kılınan bazı temiz nimetleri haram kıldık ve içlerinden kafir kalanlara can yakıcı azap hazırladık. Onlar, cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Kafir olup ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Ben isterim ki sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler hiç şüphesiz kâfir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, benim de sizin de Rabbiniz olan tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa, şu kesindir ki Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz." Onlardan çoğunun kâfirleri veli edindiklerini görürsün. Bu iş ki onu bizzat kendileri yapmış ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir. Ne kötü bir davranıştır. Onlar cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Küfre sapıp ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar da alevli cehennemi boylayacaklardır. Gün gelecek, Allah, onların hepsini huzurunda toplayıp, Ey cin topluluğu! insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha! diyecek. İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki, Ey ulu Rabbimiz! Kimimiz, kimimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık. O buyuracak ki, meskeniniz ateştir. Allah'ın diledikleri hariç, hepiniz içinde ebedi kalmak üzere oradasınız. Gerçekten Rabbin hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve O her şeyi hakkıyla bilir. İşte biz, işledikleri günahlardan ötürü, zalimlerden kimini, kimine musallat ederiz. Yahut, eğer bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha başarılı olurduk. Dememeniz içindir. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp, insanları ona yönelmekten alıkoyandan daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirerek engelleyenleri, bu engellemeleri sebebiyle yaman bir azapla cezalandıracağız. Allah şöyle buyurdu. Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım. Ayetlerimizi yalan sayanlar ve onları kabule tenezzül etmeyenler ise, işte onlar cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Hak Teala, girin bakalım sizden önce gelip geçen cin ve insan topluluklarıyla beraber ateşe buyurur. Her ümmet oraya girdikçe yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi birbiri ardından gelip orada bir araya gelince, Sonrakiler, öndekileri göstererek, Ey Rabbimiz! derler. İşte şunlar bizi saptırdılar. Onun için onlara iki kat ateş azabı çektir. O da, her birinize iki misli azap var. Lakin siz bunu bilmiyorsunuz buyurur. Bu sefer öndekiler de, sonrakilere derler ki, Gördünüz ya, sizin bize karşı bir ayrıcalığınız olmadı. Artık kendi işlediklerinizin cezası olarak tadın azabı. Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiğinde aman uyaram bena Aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme derler. Cehennemlikler cennetliklere ne olur lütfen suyunuzdan Allah'ın size nasip ettiği nimetlerden biraz da bize gönderin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram etmiştir. Bunlar kafirlere yasaktır diye cevap verirler. Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler. Gözleri vardır onlarla görmezler. Kulakları vardır onlarla işitmezler. Hasılı onlar hayvanlar gibi hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gâfil olanlar onlardır. İşte ey kâfirler. Bunu gördünüz ya. Şimdi tadın bakalım onu. Kâfirlere ayrıca bir de cehennem azabı var. Her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında düşmana arka çevirirse Allah'tan bir gazaba uğrar onun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir akibettir. Kafirler insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler, toplanıp cehenneme sevk edilecekler. Taki ki Allah murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya yığsın ve topun birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır. Melekler o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek canlarını alırken bir görmeliydin. Müşrikler, kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahit iken, Allah'ın mescitlerini mamur etmeleri kabil değildir. Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte daimi kalacaklardır. İçlerinden bazıları, Bana izin ver, beni fitneye ve isyana düşürme, başımı derde sokma, der. Bilmiş ol ki, fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem elbette kâfirleri her taraftan kuşatacaktır. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki kim Allah'a ve elçisine karşı çıkıp düşmanlık ederse ona muhakkak cehennem ateşi var hem de devamlı olarak orada kalacaktır. İşte en büyük zillet, en feci rezalet Gerek münafık erkeklere, gerek münafık kadınlara, gerekse bütün kâfirlere, ebedi kalmak üzere girecekleri cehennem ateşini vaad etmiştir. O, onlara yeter. Allah, onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara devamlı bir azap vardır. Ey şanlı Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası. Savaşa çıkmayıp, Resulullah'tan ayrılarak geride kalanlar, oturmalarından memnun olup, sevince gark oldular. Allah yolunda, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmayıp, bu sıcakta sefere çıkmayın, dediler. De ki, Cehennem ateşi bundan da sıcak. Ona nasıl dayanacaksınız? Bunu bir bilip anlasalardı. Dönüp yanlarına vardığınız zaman, kendilerini affetmeniz için Allah'a yeminler edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin. Onlara muhatap bile olmayın. Çünkü onlar o kadar murdar kimseler ki, hesap sormak ve azarlamakla yola gelmezler. İşleyip durdukları günahlar sebebiyle onların konutları cehennem olacaktır. Binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır yoksa yapısını yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez. Kafir olarak ölüp, cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşriklerin affedilmelerini istemek, peygamberin de, müminlerin de yapacağı bir iş değildir. Hepinizin dönüşü onadır. Bu, Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür mahlukları ilkin o yaratır. Yoktan yaratan yaratıcı, öldükten sonra onları haydi haydi diriltir. Diriltir ki, iman edip makbul ve güzel işler yapanları, adaletleri sebebiyle ödüllendirsin. Kafirlere ise, dini inkar ettikleri için, içecek olarak kaynar su ve gayet acı bir azap vardır.'' Kötülük işleyenlerse yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak. Onları Allah'ın bu cezasından kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kap karanlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Sonra o zalimlere ebedi azabı tadın bakalım. Siz dünya hayatında neyi hak ettiyseniz, sadece onun karşılığını göreceksiniz denir. Fakat onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Onların dünyada yaptıkları bütün işler, hatta iyilikler bile heder olmuştur. Bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Rabbi tarafından gönderilen kesin deliyle, Kur'an'a dayanan, peşinden de o delili destekleyen, diğer mucizelerden şahitleri bulunan, daha önce de rehber ve rahmet olarak gönderilmiş Musa'nın kitabı ile tasdik edilen kimse yalnız dünya hayatını arzu eden gibi olur mu? İşte bu kesin delile dayananlar Kur'an'a iman ederler. Hangi zümrede onu reddederse Bilsin ki, varacağı yer ateştir. Bunda hiç şüphen olmasın. Çünkü o, Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler. Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden, devamlı surette anırıp, canları çıkasıya feryat edecekler. Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir. Ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasip ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen o insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin, ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstehak olanlarla dolduracağım, sözü gerçekleşecektir. Eğer onların iman etmemelerine şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan, onların ölüp toprak olduktan sonra, biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır Rablerini inkar edenler. İşte onlardır boyunları tasmalı olanlar ve işte onlardır hem de ebedi kalmak üzere cehennemlik olanlar. Rablerinin çağrısına icabet edenlere en güzel mükafat cennet vardır. Fakat onun davetini kabul etmeyenlere gelince şayet dünyada olan bütün şeyler ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı kurtulmaları için video olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir. Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın gözetilmesine emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkarıp nizamı bozanlar yok mu? İşte onlara sadece lanet vardır. En kötü yurt olan cehennem vardır. Resuller Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı, zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek. Ardından o zorba cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı, irinli su içirilecek. Yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır. Cehennem ne kötü bir yerleşim yeridir. İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım ortaklar uydurdular. De ki, azıcık yararlanın bakalım. Nasılsa sonunda gideceğiniz yer ateştir. Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın yedi kapısı vardır. Ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir.